13 Eylül, 19 Eylül. Değerli akrep burçları nasılsınız? Yükselen ve ay burcunuzu takip ediyorsunuz. Akkaya Official Instagram sayfam. Türkiye ve dünya gündemini merak ediyorsanız oradan takip edebilirsiniz diyorum. Evet, vücudunuzda özellikle bu hafta baş, kalça ve kemiklerle alakalı, bacaklarınızla ilgili dikkat etmeniz gereken bir hafta. Kırılmalara, çatlaklıklara, dikkatsizliklere, kazalara dikkat edelim. Enerjiniz acayip hoyratça hareket edeceğiniz için aşırı kas tutulmaları ya da lif kopmaları bu hafta riskli taşıyabilir. O yüzden ihmal etmeyin. Özellikle gündelik işe giden kadınlara sesleniyorum. Gündelik alanda hizmet veren, hizmet alan birçok insanın bu ara ağrıları çok ön planda olacak ve aceleyici ve zorlayıcıdan dolayı davranışlar sizin işinizi de engelleyebilir. Bu hafta sabırlı ve sakin davranışları ön planda tutalım. Uyarı verdim. Özellikle de kurumsal ya da büyük bir alanda çalışıyorsanız, bulunduğunuz alanda bir hasta kaybı ya da sizin yakın bir kaybınızdan dolayı işinizde gecikmeler yaşayabilir. Bununla ilgili ikaz uyarıları alabilirsiniz ya da bulunduğunuz şirkette yöneticinizden ikaz uyarılarınız var. Dikkate almanızı öneriyorum. Ve şöyle söyleyeceğim, özellikle kendi işini yapan bazı akrep burçları için para arayışlarına girdiniz ve maddi olarak kredileriniz, ödemelerle alakalı çok büyük zorluklar yaşıyorsunuz ve tahammül gücünüz kalmadı. İşinizi devretmeyi ya da işinizi elden çıkartmayı düşünüyorsanız buna aralık sonu karar verin. Çünkü mucize 2 Mayıs sizin için daha bereketli ve hayırlı olacak. Acele etmenizi istemiyorum. Büyük bir kurumsal firmada çalışıyorsanız, yerinizle alakalı şikayet ettiğiniz konularda haklarınızla ilgili yöneticiniz ya da patronlarınızla konuşup haklarınızı doğru ifade ettiğinizde yerinizde de güzel gelişmeler olacak. Gidin ifade edin. Çünkü uzun süredir içinizde ifade ediyorsunuz, dışarı yansıtmıyorsunuz. Haydi git konuş diyorum. Bazı akrep burçlarında mobbing uygulaması söz konusu ve işten çıkartılabilirsiniz. Özellikle büyük kalabalık firmada çalışıyorsanız, ne bileyim teknolojik bir alandaysanız işten çıkartılma, ne bileyim bir market zincirindeyseniz işten çıkartılma, ne bileyim bir yani büyük alanda işçi sıfatındaysanız işinizden çıkartılma ve haksızlığa uğrayacaksınız ve iş konularınızla ilgili paralarınızda risk oluşabilir. Lütfen avukatınızı, lütfen bunlarla ilgili altyapınızı oluşturun. Bir an önce davanızı başlatın. Başlatmazsanız geç kalmış olacaksınız. Eğer bir avukat ya da hakimseniz, işinizle alakalı çok büyük bir iş anlaşması ya da rütbenizle ilgili çok büyük bir oluşum gerçekleşecek ve bu da sizi rahat edecek olarak uyarı veriyor. Yurt dışı ile ilgili bağlantılar ve inşaat sektörü, tarım, hayvancılıkla uğraşıyorsanız bazı akrep burçları için bu dönem güzel kazançlar, güzel anlaşmalar ve yenilikler sizi rahata erdirecek. Yani imkansızlıkları başarıp kendinizi daha güçlü hissedeceğiniz, evet parada zorlanacaksınız ama iş alanındaki gücünüz o parasızlığı yok edecek. Ve özellikle Eylül'ün sonuna doğru da para konularınızı ve Ekim itibariyle daha rahat bir evreye geçirmiş olacaksınız. Bu da motivasyonunuzu artıracak. Eğitim konusunda farklı mesleğinizle ilgili farklı alanlarda eğitim yapmak istiyorsanız, dil eğitimi eksikliğiniz varsa ya da güzel resme merak sardıysanız, bunlarla ilgili kurslarınız ya da bunlarla ilgili eğitiminizi başlatırsanız motivasyonunuz da artacağını uyarıyorum. Ama aşk konusunda ihanet de sarsılabilir. Bir yalan, bir söz sizi yıpratabilir. Güvendiğiniz sevgiliniz sizi bir şeyde saklayabilir. Bir şeyiniz saklayabilir. Biraz kalben incineceksiniz ve kırılacaksınız. Artık onu bırakmanız için Allah sizi uyarıyor da sizin inatçı damarınız hayır ben bırakmayacağım modundasınız. Devam ederseniz zarar göreceksiniz. Evli olan ve özellikle evliliğinizle ilgili pürüzler varsa iyileşmeye doğru gidecek ve birbirimizi doğru noktada bulacağız ve motivasyonumuz artacak. Özellikle 12 numara, 2 numara, 24 numara, 2 ve 4'lü alanlarda oturan bazı akrep burçlarında evinizi satmak ya da yeni bir eve kiraya gitme gibi bir niyetiniz olabilir. Bununla ilgili arayışlarınız varsa hemen çözümlenecek. Satılma imzanız ya da tapuyla alakalı pürüzünüz varsa çözmüş olacaksınız diyorum. Değerli akrep burçları, vergi borcunuz, unuttuğunuz emlak borcunuz ya da unuttuğunuz bir borcunuz varsa haciz uyarısı, haciz evranınız var. Bir an önce bir kontrol edin, eksik bir evranızdan sıkıntı yaşamayın. Çünkü şu an onu ödeyecek durumdasınız ama birkaç ay ertelenirse borç büyüyecek, ihmal etmeyin diyorum.
Kardeşler arasında davası olan, mal davası olan, kardeşlerde kırgınlık, küskünlük, mal mahkemeniz varsa bu daha şiddetli sözlü ifadeler kullanacak ve sizi hakkınızı almamaya zorlayacaklar. Tehdit tarzı konuşmalar söz konusu olabilir. Hukuki noktalarla başvurmanız ve onların size imzalatmak istediği hiçbir şey imzalatmayın. Gerekiyorsa devletten bir avukat tayin edin ve haklarınızla ilgili detaylı okutun. Ve sizin zarar görmenizi istemiyorum. Boşanma kararı verdiğiniz ama maddiyattan boşanamayan ev hanımları, ailenizin desteğine ihtiyacınız var ve aileniz boşanmanızı istemiyor ve siz bu noktada çok mutsuzsunuz. Sabretmekten çok yoruldunuz. Eşiniz düzelmeyecek ama bu evlilik böyle devam edecek. Sen kendini düzeltmek için mücadele ver. Çünkü eşinin bu düzende asla değişmeyeceğini, bütün yükün senin üstünde olduğunu düşünmeni istiyorum değerli akrep burçları. Özellikle çok yoğun çalışan eşleri, çok yoğun tır şoförü olabilir, kamyon dolmuş, taksi şoförü olan bazı akrep kadınlarımıza sesleniyorum. Onların uyku düzenlerini sağlayın, fıt fıt etmeyi bırakın. Onlar sizin için çalışıyor. Asla aldatmıyorlar. Sizin böyle şüpheleriniz var, böyle gereksiz şüphelerden çıkın istiyorum. Sevgilisiyle barışmak isteyen ve haber bekleyen akrepler, evet barışacaksın ama hayır olmayacağını uyarmıştım. Evlilik düşünceniz varsa evlilikle ilgili karar konuşmalarınız gerçekleşecek. Hatta bu ilişkinin adımı da başlayacak. Bu ara görücü usulüyle tanıştırılmak isteyen akrepler var. Gidin tanışın, çok iyi insanlarla tanışacaksınız ve doğru insanın elini tutacaksınız ve aşık olacaksınız. Görücü usulüyle de aşk olur, buna inanın. Aslında hiç tanımadığınız biriyle evlilik mantık üzerinde daha doğru adımlar attırır. Bunu da ihmal etmeyin. Tabii ki gönülde bir sevgi olsun. Ama böyle bir aşk her zaman zarar verir diyorum. Bu ara evinizle alakalı elektronik eşyalarda bazı prizleriniz ya da aplikleriniz alakalı değişmesi gereken kararlarınız var. Onlar da sizin evinizin enerjisini değiştirmek için hayırlı görüyorum. Sevgiyle kalın, umutla kalın. Allah'a emanet olun.